Efendim yeniden merhaba. Evet, programa Güne Merhaba programının ikinci bölümüne başlıyoruz. Sayın Afet Özcafer ile birlikteyiz ve ülke gündemini konuşmaya çalışacağız tabii. Sayın Afet Özcafer geçen dönem Cumhuriyet Meclisi'nde milletvekilliği yapan önemli isimlerden biriydi. Şimdi de yakından takip ediyor gündemi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Herkese bugün günaydınlar diliyoruz. Günleri aydın geçsin inşallah. İnşallah diyelim. Çok konu var konuşacağımız ama ülkenin öncelikli gündem maddesi artık seçim oldu. Yani işte anketlerdir. Son 10 güne giriyoruz. Ve artık galiba ülkenin yeni liderini seçerken bir haftada bu işin bitmeyeceğini, bir ikinci tura kalacağı noktasında tüm anketler, tüm veriler onu gösteriyor. Nasıl görüyorsunuz? Sizin aldığınız izlenimler nasıl? Evet, öncelikle ben Çiğdem'e buradan geçmiş olsun diliyorum. Çünkü bugün programımız Çiğdem'le birlikte olacaktı. Kendisi biraz rahatsızmış. Geçmiş olsun dileklerimizi. Pazartesi bırakacağız tekrar kendisine. Söyleyelim. Programını. Acil şifalar diliyoruz. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı seçimi çok uzun zaman önce konuşulmaya başlandı. Hemen yerel seçimlerin arkasından Cumhurbaşkanlığı hep konuşuldu. Bunun erken olduğunu, çünkü zaten bu ülkemizde sürekli seçimlerin olması hem ekonomik anlamda hem psikolojik anlamda vatandaşı da rahatsız ediyor. Bunlardan uzak durmaya ne kadar da çalıştıysak olmadı. Gündem yerel seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı olmuştur. Son günlerde sürekli anketler de gündeme geliyor. Değişik değişik anketler yapılıyor. Bizler halkın içerisinde sohbetler arasında aldığımız duyumlara bakarak, yani ben anketlere pek değinmek istemiyorum. Çünkü en doğru anket herhalde halkın gösterdiği ilgi, alaka ve aralarında yaptıkları sohbetler, bunlar daha belirleyici diye düşünüyorum ben. Tabii ki biliyorsunuz biz de sürekli halkın içerisindeyiz ve bu çalışmalar içerisindeyiz. Alınan duyumlar Sayın Akıncı'nın ikinci turda Cumhurbaşkanlığına kesin gözüyle bakıldığı yönündedir. Benim açımdan söylüyorum. Tabii ki herkesin farklı farklı görüşleri vardır mutlaka. Zaten 19 Nisan'da, daha sonra da dediğiniz gibi ikinci tura kalınacağı bir gerçek. Yani şu anda görünen odur. Çok anket var. Yani en azından 3 tane anket var şu anda. Ama tek bir ortak noktalar var. İkinci turun olacağı. Yani ikinci onun turun dışında olacağı. Veriler çok, çok farklı birbirinden. Ama ikinci tura kalması noktasında herkes hemfikir. Bizim için de ayrı bir külfet olacak muhtemelen. Ayrı bir emek gücü, 2 hafta süreyle tabii herkes için. Ama önemli bir seçim tabii. Yani bugün Sayın Akıncı'nın yeniden potaya girmesi diyeyim tabiri caizse. Siyasete verdiği aranın ardından tekrar talep edilen bir isim olmasını neye bağlıyorsunuz siz? Tabii ki ülkemizde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin içerisinde bu seçim çok farklı bir seçim olarak görüyorum ben. İlk kez halkın karşısına bu kadar alternatif, bu kadar çeşitli Cumhurbaşkanı adayı karşımıza geliyor. Tabii ki birçok adayımızın da nitelikli olması, özellikle ilk kez bu kadar bir kadın adayımızın iddialı olması, bir partiden çıkmış olması, bu da önemli bizim için. Çünkü Sibel Hanım da özellikle de kadının siyasette olmadığı bir dönemde hem atamada olsa bir başbakanlık yapmış olması, daha sonra meclis başkanlığı ve şu anda da aday olması, tabii ki bunlar sevindirici olaylar. Kudret Bey'e gelecek olursak, umut vadeden akademisyen kimliğiyle, müzakere sürecindeki gösterdiği başarısıyla, daha sonra Sayın Akıncı'nın geçmişte yaptıkları, siyasette duruşuyla, dün söylediğiyle bugün söylediği örtüşen, güven veren kişiliğiyle,
Bu kadar çeşit adayın karşımıza gelmesi, halkın içerisinde de daha tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızı da bir köşeye koyarak yılların tecrübeli siyasetçisi. Dolayısıyla böyle güzel bir şey çıkıyor. Alternatif, yelpaze güzel. Yelpaze, evet, renkli bir yelpaze karşımızda duruyor diye görüyorum ben. Tabii ki bu aslında vatandaşı memnun ediyor. Çünkü seçenekleri artıyor. Karar verme konusunda önceleri biraz karışık olsalar da bu giderek netleşiyor. Sayın Akıncı'ya doğru büyük bir oy artışı vardır. Onu gözlemliyoruz. Evet. Biraz önce sorduğunuz soruya gelelim. Yine dediğimiz gibi son günlerde siyasete ve siyasetçiye olan güvenin azalması, vatandaşın güvenebileceği, dün söylediğiyle bugün söylediği örtüşen birisine ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Şu anda ülkede devlet kurumlarında yaşanan verimsizlik, adaletsizlik, vatandaşın tepki duyduğu birçok olay bir şekilde gündeme gelmiyor, yolsuzlukların üzerine gidilmiyor. Tabii ki her şeyden önemlisi de istihdam sıkıntısı. Biliyoruz ki Cumhurbaşkanlığı seçimleri değişiminden sonra istihdam konusunda çok büyük adımlar atılacak diye bir olay yok tabii ki. Ancak halk olarak büyük bir moral tazelenmesi olacak. Bu değişimi vatandaş yaşamak istiyor ve bunu da biz görebiliyoruz. Yani benim gördüğüm gibi birçok insan da bunu görebiliyor diye ben hissediyorum bunu. Çünkü bu arayış içerisinde bir değişimden yana olduğunu gösteriyor bize. Yani yeni bir süreci tetikliyor herhalde bu seçimler. Örneğin işte belediye başkanlığında da ciddi bir değişim süreci yaşadık seçimde. Büyük belediyeler değişti. Küçük belediyeler de değişti. Yani çok değişim oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimi de bu değişimin vizyona çıkacağı bir seçim olacak galiba. Evet. Eğer değişim olursa tabii. Her şeyden önce hepimizin de halkın içerisindeyiz, konuşuyoruz, sohbetler ediyoruz. Sürekli halkın sıkıntısı, en büyük sorunumuz tabii ki ekonomik kriz. Ekonomik kriz olmasa, sıkıntı olmasa, maddi sıkıntı olmasa insanlar bu kadar çok siyaset konuşmaz. Bunun yanında yani tabii ki maddiyat her şeyden önemli bir şey değildir. Fakat bunu yaşarken insanlar psikolojik olarak da rahatlayabileceği, güzel şeyler duyabileceği, seçmiş olduğu milletvekilinin meclise gittiği zaman sözünü tutmasını bekliyor. Böyle bir beklenti içerisindedir. Siyasi partilerin de vatandaşa önümüzü açacak, ülkenin önünü açacak yapısal reformlardan bahsederek seçimden sonra geldiği zaman bu sözleri tutamaması, özellikle de ülkemizde yaşanan yolsuzluklar had safhadayken yolsuzlukların üzerine bir şekilde gidilmemesi ve neticelendirilmemesi vatandaş içerisinde büyük bir hayal kırıklığı ve moral çöküşü yaşatıyor. Ve deyim yerindeyse sanki bizler işte bir Superman gelsin de bir şeyleri düzelsin. Yani bir sihirli değnek gelsin dokunsun da bir şeyler düzelsin gibi bir hava içerisinde görüyorum insanları. Ama tabii ki bazı şeyleri, kronikleşmiş vakaları çözmek bu kadar kolay değildir. Bunu çözmek için bana göre önce moralimizin düzelmesi gerekiyor. Güvenimizin tekrar tazelenmesi gerekiyor. Bu şekilde düşünerek insanlar seçime gidecek diye inanıyorum. Tabii özellikle Türkiye ile ilişkiler konusunda tabii ki artık ayakları yere basan herkes, işte Türkiye'nin burada sonuçta Türkiye'siz Kıbrıs Türk'ünün yaşayamayacağı mevcut durumda bir realitedir. Yani ayakları yere basan herkes bunu söylemek durumundadır. Ama onu inkar eden yok. Türkiye ile ilişkiler konusunda hani 7,5-8 örneğinden başlayıp beslemelerle devam eden o krizler ardı arkasına gelmesi
iki ülke arasındaki, insanlar arasındaki şey, ardından KOP sürecindeki o sorunlar ki işte Türkiye basında örneğin KOP'a üyelik hiç algılanamadı. Algılanması da ben beklemiyordum zaten. Çünkü bir şey var, bir sert bir bakış açısı var ve bunu kırmak da kolay değil ama işte bir lider, hani Sayın Erdoğan'ın çok söylediği bir cümledir, bu diklenmeden dik durma. Galiba biz öyle bir lider arayışı da içerisindeyiz. Belki moral olarak bu ön plana çıkacak eğer Sayın Akıncı seçilirse diye düşünüyorum. Bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz. Tabii ki yıllardır bu ülkede komşularımızla demeyeyim, önceleri birlikteydik. Daha sonra 63'te yaşanan olaylar Kıbrıs Cumhuriyeti'ni bitirmiş duruma getirdikten sonra 74'e kadar 11 yıla yakın bir süreç Kıbrıs Türk halkı böyle farklı düşüncelerle neredeyse nerede olduğunu bilmeden bir kimlik arayışı içerisinde koskoca bir 11 yılı kaybetmiştir. Daha sonra 74'ten sonra biliyorsunuz Türkiye'ye olan güven, Türkiye ile birlikte işbirliği ve bunun daha da ileriye gitmesi için büyük çabalar harcanmıştır. Hala daha da bu çabalar harcanılıyor. Ben hep söylüyorum, Türkiye ile birlikte iş yaparken, protokoller hazırlanırken tabii ki bunlar bizim ülkemizin insanının hazırlamış olacağı, hazırlamak durumunda olduğu projelerle Türkiye ile karşılıklı oturup bunları masaya yatırmak durumundayız. Ve maalesef biz herhalde ödevimizi tam yapmadığımız için bazı hallerde Türkiye buna müdahale etmek mecburiyetinde kalıyor. Çünkü bir dönem mecliste ben de bulundum ve bunların, bu sıkıntıların yaşandığını gördüm. Çünkü biz seçimlerden sonra vermiş olduğumuz sözler, hazırlamış olduğumuz, seçime yönelik hazırlamış olduğumuz projelerle halkın karşısına gelirken o projelerle ilgili çalışma yapmak yerine bir sonraki seçime nasıl yatırım yaparız, nasıl tekrar meclise gelebiliriz ya da partimizi nasıl daha büyütebiliriz de biz iktidarda kalırız hesaplarını yapmaktan vermiş olduğumuz sözleri tutmak konusunda ödevimizi yapamıyoruz. Bu yüzden de bu sıkıntılar yaşanıyor. Futbolumuza gelince tabii ki halkta büyük bir beklenti vardır. 40 yılı geçmiş bir süreç. Bir türlü müzakereler bitmiyor. Bir anlaşma olamıyor. Bu ateşkes sürüp gittik sonra. Bir de siz kendi içinizde eğer kurum ve kuruluşlarınızı demokratik bir şekilde getiremiyorsanız, adalet dağıtamıyorsanız ve yapısal reformları takip edip de bunları vatandaşla paylaşıp yapamıyorsanız, tabii halk içerisinde artık tepkiler, konuşmalar, zıtlaşmalar, tersleşmeler olacaktır. Bir de her şeyden önemlisi oturup da böyle seviyeli tartışmalar yapıp da bizim bu ülkede önümüzü açacak müzakereler devam etse de, herhangi bir anlaşma yakında olsa da olmasa da bizim için en önemlisi kendi iç problemlerimizdir. Bunları bir şekilde halkın karşısına güven sağlayıcı önlemler getirip de bunları tartışamasak, yapamasak o zaman da halkın sabrının sonuna getiririz. Yani bütün yaşananlar bence bundan kaynaklanıyor. Tabii kimi kesim ümidini kesmiştir ve ümidimizi kesmemeliyiz. Yani, hep bunu söylüyorum. Kıbrıs sorununun çözümüne bağlıyor birçok konunun da çözümünü iş politikadaki de. Çünkü bu iş politikadan bağlamak istemiyorum. Dönüşümü yapamıyoruz. Yani çeşitli işte bir UAP geliyor, bir CTP geliyor, DP arada gelip gidiyor falan ama o değişim farklı partiler gelmesi durumunda bile olmayınca İşte demek ki Kıbrıs sorunu çözülmeden bu kimse bu sisteme dokanmaz. Dokanmadığı sürece de değişmez. Şimdi Aytuğ Bey biliyorsunuz sağ kesimden Cumhurbaşkanımız oldu. Sol kesimden Cumhurbaşkanımız oldu. Hep böyle işte sağdan gelen Cumhurbaşkanıysa çözüm istemiyor.
çözüme yanaşmıyor söylemleri vardı. Daha sonra Sayın Talat geldi. Burada artık anlamamız gereken şudur. Evet, Rum tarafı nasıl olsa Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kendisi kabul ettirmiş, dünyaya, Avrupa Birliği'ne alınmış. Yani bu ülkede sorun olmasına rağmen maalesef bunu görmezden gelip Avrupa Birliği bir kere Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tek yanlı olarak Avrupa Birliği'ne almıştır. Şimdi bu konuda Rumlar niye adım atsın? Tabii ki nasıl olmasa biz artık Avrupa Birliği'ne alındık, Kıbrıs Cumhuriyeti bizimdir. Türkler gelsin buna yama olsun gibi söylemler içerisindedirler ve sürekli de bunu reddediyorlar. O zaman biz neye bakmalıyız? Kendi iç sorunlarımızı hallettik mi? Diyelim ki bir çözüm süreci geldi ve neticelendi. Evet. Biz hazır mıyız? Ne bekliyoruz? Biz kendi kurum ve kuruluşlarımızla, kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ile halkımıza bu güveni verdik mi? Gerekeni yaptık mı? Bence yapmadık. Yapmış olsaydık eğer, insanlar da bu kadar çok seslilik içerisinde olmazdı, bu kadar her şeye hassas olmazdı, bu kadar tepki göstermezdi. Bir kere devlete olan güven sarsılmasaydı, insanlarımız, kurum kuruluşlarımız devlet otoritesiyle birlikte hareket ederdi, ona göre kararlar alırdı. Bence KOP'un yapmış olduğu da böyle bir tepkidir. Ama yine de bunu iyice inceleyip sık dokumak gerekir. Devlet otoritesiyle KOP'un birlikte hareket etmesi en doğrusudur diyorum. Ortak noktayı bulmalıdırlar. Çünkü zaten görüşmeler sürüyor. O taraftan da yani Rumlardan da ne gibi bir cevap geleceği henüz netleşmiş değildir bana göre. Zaten bu bir süreç. Yani şimdi bugün biz gidip KOP'a başvurduğumuzda hani yarın bitecek olay, bunun komiteleri kurulacak, neyi nasıl olacak, en az 3-5 yıllık bir süreçtir aslında bu. Yani ama işin bu noktaya gelmesi, hani daha da hızlanması, bir isyan noktasına gelmesi de aslında yine kendi içimizdeki sorunları çözemememiz, Türkiye ile almadan, iletişim sorunumuz. Ama Sayın Sertoğlu'na da buradan bir şey söylemek istiyorum. Kendisine çok saygı duymakla birlikte uslubumuza çok dikkat etmemiz gerektiğini ve yani bundan ben hiç memnun değilim. Ben her zaman söylüyorum, masaya otururken bir anlaşmaya varmak istiyorsak eğer hepimiz uslubumuza çok dikkat etmeliyiz. Diplomatik bir şekilde konuşmalıyız. Uluslararası hukuku da dikkate alarak sözleşmeleri iyice inceleyip sık dokuyarak etrafımızdaki bilir kişilerden de destek alarak onların da bilgilerini kendi dağarcığımıza katarak hareket etmemizde fayda var diye düşünüyorum. Hiçbir zaman fevri davranışlar kimseye yarar getirmez. Evet. Peki. Evet. Dönelim şeye. Cumhurbaşkanı seçimlerinde eğer ciddi bir değişim, yani bugünkü anketlerde ortaya çıkan durum yaşanırsa, yani mevcut Cumhurbaşkanımızın seçilemediğini ya da işte Sibel Hanım'ın seçilemediğini, yani bugün siyasete yön veren partilerin adaylarının seçilemediğini, işte Sayın Akıncı olsun, Kurt Özdemir olsun veya başka bir isim olsun seçilmesi durumunda siyasi partilerde de bir çalkalanma süreci, özellikle CTP, DP, UVP gibi partilerde ki bu ülkeyi yıllardır yöneten bu üç partidir. Onlarda herhangi bir değişim, bir sarsıntı, bir yenilenme sürecini tetikler mi sizce? Bu yenilenme sürecinin yaşanacağına inanıyorum ben. Şöyle ki, yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde herhangi bir değişim olsa da olmasa da, halkın içerisinde gördüğümüz, biraz önce de bahsettiğimiz konulardır. Siyasete ve siyasetçiye olan güven her geçen gün eksiliyor. Tamam, bunu partiler kendi içerisinde çözmesi gerekmez bunu mi? Bunu partilerin kendi içerisinde çözmesi gerekir. Partilerin yenilenmesi gerekir. Vizyonlarına değişiklik getirmeleri ve halka güven vermeleri gerekir. Bu da denenmiş olduklarından dolayı, vermiş oldukları sözleri yerine getiremediklerinden dolayı uzun bir süreç alacaktır. Ve bu süreci yaşarken farklı yani başka siyasi partiler de gündeme gelirse buna da hiç şaşırmam.
açıkçası. Yani çünkü eğer herhangi bir konuda boşluk bırakırsanız o boşluk bir şekilde doldurulur. Ve şu anda mevcut siyasi partiler o boşluğu yaratmışlardır diye düşünüyorum. Yani ciddi bir kitle var ki kendini evet. ifade edecek bir siyasi yapılanmaya ihtiyacı var. Aynen öyle. Sağ mı sol mu bu diye. Tüm siyasi partilerde bunu gözlemliyorum ben. Çünkü bakınız eskiden seçim olurdu ve o siyasi partiye mensup kişiler mühürden asla vazgeçmezdi. Sadece milletvekilleri arasında tercihlerini yapardı. O kadar. Fazla müdahale olmazdı. Fakat şu anda görüyoruz ki siyasi partilere mensup üyeler mühür kırmakla milletvekilleri arasında tercih yapmakla kalmayıp onların aleyhine ciddi bir şekilde çalışma yaparak da kendi misyonlarına ve vizyonlarına ters düşüyor. Biliyorlar. Bunu yapabiliyorlar. Bunu da siyasetçiler gündeme getirmiştir. Siyasetçilerin yönlendirmesiyle maalesef vatandaş buna alışmıştır. Ve bir sonraki seçimde tahmin ediyorum ki karma oylar çok daha gündeme gelecektir. Zaten son seçimde de ciddi bir oran, artış oranı. Son seçimlerde zaten bu ilk kez görülmüştü. Bunun arkasının geleceğini düşünüyorum. Ve eğer başka bir siyasi parti ortaya çıkmazsa bu karma oylarda da büyük bir patlama yani, olacak diye düşünüyorum. Kemik yani. Oy kavramı eridi. Kemik aynen. erimesi yaşanıyor yani kemik siyasette. Erimesi, evet, kemik erimesi. Doğru tespit ettiniz. bir kemik erimesi yaşanıyor. Verilen sözlerin tutulmasını bekliyor halk. Çünkü bir kez iktidara gelirsiniz, verdiğiniz sözleri tutamazsınız. O değişir, bir başkası gelir, tekrar gelirsiniz. Yine aynı yanlışları yapıyorsanız. Özellikle şuna değinelim Aytuğ Bey. İstihdam konusu. Evet, bu bizim en büyük sıkıntımız, en büyük yaramız bu ülkede. Çünkü ada ülkelerinin en büyük sıkıntısı istihdam sorunudur. Fakat biz istihdam sorununu neyle aşabiliriz? Eğitimle ve turizmle. Tarım konusunda tabii ki su sıkıntımız olduğu için biraz o planda geriyiz. Hal böyleyken bizim siyasetçilerimiz her ne halse yine elinde bulundurduğu o iktidarı, o hükümetin vermiş olduğu gücü istihdama yönelik kullanıyor ve sürekli adaletsiz bir şekilde istihdam yapıyor. Ve bunu gören gençlerimiz özellikle bir önceki seçimde söz verdiniz, iktidara geldiniz, yine aynı sorunları yaşıyoruz diye tepki gösteriyorlar. Artık seçimlerde böyle aile baskısı da yok. Yani işte bu bizim partimizdir, gideceğiz buna oy vereceğiz. Hayır, gençler farklı düşüncelerde artık inanmıyorlar. Güvenleri yıkılmış, kırılmıştır, moralleri bozulmuştur. O yüzden hala daha, yani bu son günlerde dahi seçimlerden biliyorsunuz 60 gün kalarak seçim yasağına girilir. Ona 5-10 gün kalarak siz hala daha istihdam yapmaya çalışıyorsanız bu ülkede artık bileceksiniz ki vatandaş bunu çok iyi görüyor, buna çok iyi tepkiler gösteriyor ve siz hala daha aynı yanlış yolda yürümeye devam ediyorsunuz, ısrarla bunu yapıyorsunuz, artık vatandaş ona göre bir taktik uygular diye düşünüyorum ben. Görünen evet. o yani. Bu önemli bir tespit ve bir arayışın hepimizin olduğu. Hepimizin tespiti olduğuna inanıyorum. Yani arayış. Bu sadece benim tespitim değildir. Halk arasında konuşulan budur. Yani 3 kişiye istihdam yaparsınız. Belki 2-3 ailenin, büyük ailenin istihdamına, oyuna ihtiyacınız var. İstihdam yaparsınız. Ama binlerce kişiyi küstürürsünüz. Her şeyden önemlisi de gençliğimizin moral ve motivasyonunu kırarsınız. Onlara bunu yaşatmaya hakkımız yoktur. Ben seçim zamanında 2009 yılında yaşadıklarımı gördüm. Gezerken, işte insanlarla el sıkışırken gençlerin, siyasi partilerin mensuplarına ne kadar tepkili davrandığını, bu küçücük ülkede ne kadar düşmanca baktığını, benim de iki oğlum vardır. Gençlerimizin bize böyle düşmanca bakışı hiç gözümün önünden gitmeyecek. O yüzden ben hiçbir zaman popülizm yapma taraftarı olmadım.
olmayacağım. Bunu siyasilerin görmesi gerekiyor. Bir avuç insanımız var burada. Partizanlıkla insanlarımızın hayalleriyle, ümitleriyle oynamaktan artık vazgeçsinler. Yani bu işsizliği sömürü olarak kullanmamak zaten, lazım. Zaten bir moral bozukluğu var. Evet, istihdam sıkıntısı çok zor bir şey. Allah kimseyi evine ekmek götüremez durumda bırakmasın. Bir de biz insanları adaletsizce yaşatıyorsak bazı şeyleri gözlerinin önünde, hatta gözlerinin içine sokarak bunu yapıyorsak, vatandaştan da daha fazlasını bekleyemeyiz. Yani isyanlardadır halk. Evet. Şimdi tabii biz seçim platformu adı altında Sayın Genel Yayın Yönetmenimiz Reşat Akar'la birlikte 5 haftadır bölgeleri geziyoruz. Çeşitli bölgelere gidiyoruz. İnsanlarla geniş katılımlı toplantılar yapıyoruz. Bunu ekranlardan, gazeteden yansıtmaya çalışıyoruz. Ve gittiğimiz her noktada kamu kesimi hariç, zaten onların böyle bu toplantılara katılma gibi bir durumları yok. Bir de baskı uygulanır, korkuyorlar maalesef. Yani özellikle üretim, esnaf, üretici kesim, esnaf ve gençler, işsiz gençlerden ciddi şekilde isyan, yani isyan noktası. Soruyoruz, şu sıkıntılar, konuşuyoruz filan. Biraz da seçimi konuşalım. Seçimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Direkt böyle bir hemen gibi lafı kestirip atma. Ne seçimi, ne olacak? Şimdi bizim derdimiz geçim derdidir. Seçim ne isterse olsun gibi bir yaklaşım, ki bunun da tehlikeli olduğunu çok düşünüyorum. Belki çok politik olduğumuzdan dert yanıyoruz ama sonuçta bizi yönetecek insanları seçip buna yön verme gücümüzün de elimizde olduğunu bilmemiz gerekir. Ama insanların hani cebinde para yokken başka bir şey düşünme lüksü de yok. Çok anlayış gösteriyorsunuz. Ama bu gelinen nokta işte her şeyi inkara ve bir takım sosyal patlamaları beraberinde getirecek bir ortama itiyor bizi. Ben gezdikçe, insanların içine daha çok girdikçe çok yakın bir zamanda bir gerçek anlamda bir sosyal patlamanın ve bunun sonuçlarının da çok iyi olmayacağını düşünüyorum. Evet. Bu sosyal patlamanın yansımasının da bir siyasi örgütlenme olabileceğine inanıyorum. Çünkü siyasi partilere yön veren kişiler, işte bugün her ne kadar seçilmemiş olsalar bile veyahut da yarın seçilmeyecek olsalar bile, yine de o partilerin içerisine kök salmış durumdalar ve değişime sanki çok da böyle izin verilecek bir pozisyon yokmuş gibi görüyorum. Şimdi siyasi partilerin öncelikle kendilerini yenilemesi gerekiyor. Yenilemesi gerekir derken hem genç nesile fırsat vermeleri gerekiyor, hem de dediğim gibi vizyonu sürekli genç, taze tutmak gerekiyor. Sürekli halkın içerisinde olup da halkın beklentilerini gündeme getirmemiz ve onlar için uğraş vermemiz, sürekli de halkla birlikte bunu yapmamız, şeffaf olmamız gerekiyor. Her şeyden önemlisi halkın tepki gösterdiği. Yani halk derken biz de bunun içerisindeyiz herhalde. Yani yapılan yolsuzluklara karşı duyarsız kalınmaması, bunların gündeme gelmesi halka büyük bir güven verecektir. Bunu artık görmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde adım atarsak, ülkede denetim mekanizmasını çalıştırırsak ve bu çalıştırdığımız denetim mekanizmasını gösterir, halka bu güveni verirsek, halk beklemeye hazırdır. Halk size güvenmeye hazırdır. Dediğim gibi halk şu anda sanki bir Süpermen bekliyor. Bizi birisi çıksın kurtarsın artık. Çünkü mevcut siyasiler bunu yapamıyor diyor insanlar. Ve sizin de dediğiniz doğrudur. Birçok kesime gittiğiniz zaman diyor ki ben ekmek parası derdindeyim. Seçimlerden bana ne? Ama konuşuyorsunuz. Bana ne demekle de neme lazımlıcıklığa da olmuyor bu işler maalesef. Bıkmadan, usanmadan bunların takipçisi olmalıyız. Ümidimizi kırmamalıyız. Uğraşmaktan vazgeçmemeliyiz. Çünkü hayallerimizi, ümitlerimizi, geleceğimizi bir kenara koyarsak o zaman bir çukur kazalım, yatalım, kapatalım, bitsin gitsin bu iş. Gözümüz açıksa eğer, görebiliyorsak, duyabiliyorsak itiraz etmeliyiz, tartışabilmeliyiz. Bundan vazgeçmemeliyiz. Birçok genç karşılaştığım zaman, yani Afet Hanım diyor, siz seçim kaybettiniz,
özellikle de bana destek veren kesim. Ondan sonra bizim moralimiz bozuk, biz niye seçime gidelim artık? İstediğimizi yapamıyoruz. Madem ki değişim yapamıyoruz, neden seçime gidelim? Böyle sorularla karşılaşıyorum. Ve diyorum ki, evet seçim kaybeden bensem, ben moralimi bozmuyorsam, ben hala daha umutluysam ve uğraşıyorsam, siz gençlerin de uğraşmasını bekliyorum. Hayallerinizden bu kadar kolay vazgeçmeyiniz. Bu ülke insanının, özellikle de gençlerimizin böyle düşünmesi inanın bizi kahrediyor. Evet. Onlara moral vermek, birlikte çalışmak da bizim görevimizdir. Sonuna kadar uğraşacağız. Meclisin içinde olsak da, olmasak da, halkla birlikte bu tartışmaları, bu seviyeli tartışmaları yapmaya devam edeceğiz. Tabii siz Cumhurbaşkanlığı döneminde de farklı Cumhurbaşkanı diyorum, meclis üyesi olduğumuz dönemlerde de farklı çıkışlar yaptınız. Doğru olan çıkışları evet, yaptım yani. Kendime göre. Çünkü halkın beklentisine yönelik çalışmak için oraya gittik. Onlardan bu görevi aldık. Bu bir emanettir. Bunun bir emanet olduğunu, benim için bir meslek olmadığını ve o emaneti en iyi şekilde kullanmak için orada olduğumun farkında olduğum, bilincinde olduğum içindi herhalde. Hı hı. Ve bu farklı ve size göre doğru olan çıkışları şu anda da sürdürüyorsunuz. Örneğin Demokrat Parti üyeliği devam ediyor mu? Demokrat Parti Ulusal Güçler'de parti meclis üyesiyim. Üyeliği devam ediyor. Ona rağmen bir farklı duruş ortaya koyuyorsunuz. Açıkça söyledim çünkü görüyorum ki orada tam bir bütünlük yoktur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'yla da paylaştım. Bir değişim beklentisi içerisinde olduğunu halkın ve partilerin almış olduğu kararlara uymayacağını görüyorum ve bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Başkaları gibi farklı davranarak oy vermeyecekleri adayın yanında durmaktansa, açıkçası ikiyüzlülük yapmaktansa, doğruları konuşamamaktansa açık sözlü olmayı ve bunu halkla paylaşmayı tercih ettim. Özellikle de bunu gördüğüm zaman zaten rahatsız oldum. Çünkü Aytuğ Bey, ben Kıbrıs Türk halkına bunu yakıştıramıyorum. Biz böyle bir millet değiliz. Biz rüşvete alışkın insanlar değiliz. Biz arkadaşımızı satmaya alışkın insanlar değiliz. Biz birlikte hareket edip birçok mücadelenin içinden başarıyla çıkmış, Rum'a karşı koymuş, egemenliğimizi, bağımsızlığımızı korumak için, namusumuzu, şerefimizi, onurumuzu korumak için çok mücadeleler verdik. Bunu yaşayan bir halk olarak şu anda yaşadıklarımıza ve insanlarımızın bu şekilde ikiyüzlü davranarak hareket etmesini kabullenemiyorum ben. O yüzden evet, Demokrat Parti Ulusal Güçler'de parti meclis üyesiyim. Partimin almış olduğu karara saygı duymak isterdim. Ama maalesef bu birliği, bütünlüğü görmediğim için ben bunu kendime yediremedim açıkçası. Ve o yüzden bunu açıklamak durumunda kaldım. Sayın Mustafa Akıncı'ya destek vereceğimi açıklamak durumunda kaldım. Çünkü ben yanımda duran kişilerin destek vermeyeceği adayın yanında durmasını, hatta onun bayrağını sallamasını ve arkasından söz söylemesini artık hazmedemiyorum. Yani bunu bizim vatandaşa yapmaya hakkımız yoktur diye düşünüyorum. Açıkça konuşabilmeliyiz. Evet, ben halkın içerisinde bazı kişilerin maalesef çocuğunun işiyle, eşinin işiyle tehdit edildiğini çok iyi biliyorum. Ama bu hem Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde oluyor, hem Ulusal Birlik Partisi'nde oluyor. Bunu yakından izliyorum, gözlemliyorum. O insanlara hak vermekle birlikte menfaati için ikiyüzlülük yapanları asla affetmiyorum. İhtiyaçlı olan vatandaşı anlıyorum. Çekmiş olduğu sıkıntıları görebiliyorum. İşte bu düzenin değişmesi için artık bizim de bir değişime ihtiyacımız var diyorum. Peki. Sayın Akıncı'nın gelmesi
Şunu da eklemek istiyorum. Sayın Akıncı Cumhurbaşkanı olduğu zaman bizim belki sizlerin fark etmediği bir olay daha var. Buyurun. Onunla birlikte gelecek olan. Sayın Meral Akıncı. Sayın Meral Akıncı'yı pek çok kişi tanımıyor belki. Çünkü siyasetin içerisinde olan birisi değildir. Kadınların yaşama destekte. Hem kadınlarla hem gençlerle hem çocuklarla ilgili uluslararası projelere imza atmış ve halk için çalışan gizli yani nasıl diyeyim, hani gizli kahramanlar var ya, bana göre öyle bir kadın. Böyle bir kadının Cumhurbaşkanı'nın yanında durması ve bu ülkeye vereceği projelerle birlikte hep birlikte kadını da siyasetin içine alabilmesi her taraftan, çünkü kesinlikle partizanca davranmayan bir aile olduğunu görüyorum. Topluma faydalı şeyler yapmak için orada olacaklarına inanıyorum. Bireysel değil, toplum çıkarı için çalışacaklarına inandığım için destek veriyorum. Ve ben bu seçim sürecinde Sayın Meral Akıncı'yı tanıdığım için çok mutlu oldum. Onun bu kadar farklı yönlerini bilmiyordum. Bunu öğrenmek bana büyük bir mutluluk vermiştir ayrıca. Kadından Yaşama Destek Derneği ile çok önemli projeler yaptı. Çok büyük emeklerle çalışan ve karşılığını sadece insanlara vermiş olduğu hizmetten aldığı hazla karşılayan birisi olduğunu görüyorum. Ve keşke tüm kadınlarımız bu şekilde çalışabilse, böyle bir fırsatı eline alabilse diye düşünüyorum. Evet, şimdi değişim, tamam, Cumhurbaşkanlığı makamına tecrübeli bir kişi de gelecek bu açıdan. Sizin tabii sadece tecrübe yetmez tabii. Tabii yani az önce vizyon diğer... çok önemli. Tüm halkı kucaklamak çok önemli. Güven veren dediniz az önce. Güven vermesi ve geçmişte yaptıklarıyla bugün yapacaklarının garantisinin bir işaret olması önemli. Cumhurbaşkanlığındaki yaşanan sürecin ardından dedik ki işte az önce konuşmamızda partilerin yenilenmesi, belki yeni bir siyasi partinin doğuşu. Bu arada ama bu seçimin iki galibi olacağını düşünüyorum ben. Birincisi, seçimi kazanan kişi kuşkusuz bir galiptir. Ama bir diğeri de ben Kudret Özesay'ın olacağını düşünüyorum. Çünkü örgütsüz bir yapıyla işte bugünkü anketlerde %11 gibi bir rakam görünür ki bu bireysel bir çıkışla herhalde en iyi çıkış olacak. Bana göre onunla birlikte bir yeni akım oluşur mu size göre? Tabii ki o Kudret Bey'in vereceği bir karardır. Mutlaka. Yani siyasi bir oluşumun içerisinde olur mu olmaz mı? Fakat halk içerisinde gördüğüm, tabii arkasında herhangi bir parti olmaksızın Sayın Akıncı'ya ve Kudret Özersay'a büyük bir güven duyuluyor. Tabii ki burada biz netleştirdik artık anketlerle de birlikte ve kendi aldığımız duyumlarla. Bunu da söylememiz ne kadar doğrudur değildir tabii, hep konuşuluyor. O yüzden sakınca görmüyorum bunu söylemekle Sayın Akıncı'nın ikinci turda Cumhurbaşkanlığını kesin alır gözüyle bakmamız. Hı hı. Çünkü gayet nettir. Fakat Kudret Bey'e de büyük bir saygı, büyük bir destek vardır. Tahmin edilenin üzerinde bir yüzdelik alacağını, hatta anketlerde görünen yüzdelikten biraz daha fazla oy alabileceğini düşünüyorum ben. Hatta şöyle bir söylem vardır. Eğer Sayın Akıncı Cumhurbaşkanı olursa, Sayın Kudret Özersay da siyasetin içinde yer alırsa, bu ülkede büyük bir umut yeşerecek diye söylemler vardır. Birçok insan çünkü biliyor, yani bunu netleştirdi kafasında. Sayın Akıncı'yı Cumhurbaşkanı olarak görüyor. Sayın Kudret Özersay da belki ilerisinin bir başbakanı olarak düşünebiliyorlar. Öyle bir hayal var. Bunu da buradan ilk kez söyleyeyim. Çünkü ben her zaman halkla paylaştıklarımı söylemlerimle de paylaşmak isterim. Bunu içimde tutmak istemem. Çünkü bunu söylerken bile yüzümüz gülüyor, tebessüm edebiliyoruz. Demek ki güzel bir manzara. Evet, peki bir soru var, oradan devam edelim. Bu bozuk sistemi yaratanların şimdiye kadar gelmiş geçmiş bütün partiler sorumludur. Bu düzeni değiştirmenin yolu dış ülkelerde yaşayan Kıbrıslı Türklere de oy kullanma hakkı verilmesi gerekir
düşüncesindeyim diyor Metin Bey. Ancak böyle düzelir. Bu düzen ne dersiniz? Tabii ki yurt dışında yaşayan Türklerin de burada oy kullanabilmeleri hepimizin gönlünde yatandır. Fakat biz eğer siyasette bazı düzelmeler yaşatabilirsek, gerçekleştirebilirsek burada da oy vermeler daha demokratik olacak diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşın söylemek istediği zannediyorum özellikle de bölgecilik var oldukça tabii ki buna bazı entrikalarla müdahale eden olacaktır. Bu söylemi de hiç sevmiyorum ama maalesef oluyor. Yine görüyoruz işte siyasi partiler yasasının ve seçim halk oylaması yasasının bir şekilde meclisten geçmiyor. Ve bunu geçirmesi gereken milletvekilleridir. Buna irade göstermesi gereken de siyasi partilerdir, genel başkanlardır. Eğer bu yasalar geçmiyorsa vatandaş da ona göre bir yolunu bulacaktır diye düşünüyorum. Yani bunda ısrarcı oluyoruz, sürekli söylüyoruz. Ama maalesef mevcut milletvekilleri şu anda bu yasayı hala daha bitirmiş vaziyette. Seçim sonrasında gelecek yasalardan biriymiş. Merakla bekliyoruz, takip etmeye yani devam ediyoruz ama hiç... Yani işte seçimlerden önce olması gerekirdi. Evet. Biliyorsunuz erken seçimlerde biz bundan bahsetmiştik. Hı-hı. Hatta işte seçimin Eylül'ü kalmasını ve öncelikle bu iki yasanın geçmesini ve halkın karşısına o şekilde çıkmamız gerektiğini, yoksa siyasete olan güvenin giderek daha da yok olacağını ve bu seçimlerde de çok farklı bir şeylerin olacağına inanmıyorum ben aslında demiştim. Evet, karma oylar olmuştur. Pek de bir değişim olduğunu göremedik. Yine birçok eski milletvekili yine oradadır. Dolayısıyla şimdi Cumhurbaşkanlığından sonra meclisin tatile gireceğini düşünürsek, daha sonra da eğer bir erken seçim gündeme gelirse şunu söyleyebiliriz ki yine bu yasalar rafta kalmıştır. Yine bu yasalar geçirilemeyecek diye görüyoruz. O zaman da halk farklı oluşumlara gidecek diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Cafer, bir anda geçti süre, saat 10 evet. oldu. Nokta almamız gerekiyor. Ömrümüz gidiyor Aytuğ Bey. Bir saatin geçmesi ne olacak diyoruz. herkesin umutlu olması, ülkesinden, ülke insanından umudunu kesmemesi dileğiyle onlara moral verelim diyorum. İnşallah bu seçimlerden sonra birçok şey istediğimiz şekilde değişecektir. Ve bu ülkeye, ülke insanına bir moralle birlikte siyasette de farklı değişimler olabileceğini söyleyebiliriz. Peki, tekrar görüşmek üzere diyelim. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin sizlere. Yeniden görüşmek üzere. Efendim, az sonra burç yorumlarıyla biz devam edeceğiz. Astrolog Şifa Avcı'nla telefon bağlantımız olacak ama biz şimdi konuğumuzu gönderelim ve tekrar devam edelim. Çok kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız.